A1, A2 başlangıç seviye kelime derslerimizin beşincisine hoş geldiniz. Bu dersimizde de 10 tane kelimeyi çalışacağız, bunları cümle içinde kullanacağız, telaffuzlarını birlikte çalışacağız ve en son okuma parçasında görüp dersimizi tamamlayacağız. Unutmayın bu öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka pratik yaparak pekiştirin kalıcı hale gelmesini sağlayacaksınız. Önce kelimelerimizle başlayalım. İlk kelimemiz cheap. İkincisi cheese. Diğeri cherry. Dördüncü kelimemiz chicken. Beşincisi clean. Bugün öğreneceğimiz altıncı kelime clear. Yedincisi clever. Sekizinci kelimemiz clock. Diğeri cloud. Ve son kelimemiz Code. Evet. Şimdi bunları cümle içinde kullanarak anlamlarını öğrenelim. İlk kelimemiz cheap kelimesi ucuz demektir. Örnek cümlemiz Are there any cheap restaurants around here? diye soru soruyor. Yani buralarda hiç ucuz restoran var mı diye sordu. Bakın are there, var mıdır diye sordu. Çoğul olduğu için are der kullandık. Tekil olsaydı iz der derdik. Restoran Türkçe'de restoran diye geçmiş. Around here buralarda bu çevrede anlamına geldi. Cheese kelimesi peynir demektir. It's easy to cut cheese with a knife. Yani peyniri bir bıçakla kesmek kolaydır diyoruz. Buradaki easy kelimesi kolay anlamına gelir. Cut kesmek demektir. With ile anlamı kattın. Knife ise bıçak demektir. Bakın bunu knife diye okumuyoruz. Knife diyeceğiz. Evet bu dersimizin üçüncü kelimesi cherry. Kiraz demektir. Örnek cümlemiz this cherry is dark red. Bu kiraz koyu kırmızı diyoruz. Red kırmızı demek dark da koyu anlamına gelir. Aynı zamanda karanlık anlamına da gelir. Dördüncü kelimemiz chicken. Tavuk demektir. Bakalım örnek cümlemize. I like roast chicken. Kızarmış bilici severim diyor. Bakın hem tavuk yani hayvan olarak söylüyoruz hem de yiyecek olan tavuk piliç anlamında e, kullanabilirsiniz. Beşinci kelimemiz clean temiz demektir. Tom doesn't want to clean his room. Burada da fiil hali temizlemek anlamını kullandık. Yani hem isim hem fiil olarak kullanıyoruz. Tom odasını temizlemeyi istemiyor dedik. Bakın want istemek, doesn't want deyince olumsuz oldu. His room onun odası. Clear açık, net, belirgin anlamında gökyüzünün açık olması için de kullanabilirsiniz mesela. These photos are very clear. Bu fotoğraflar çok net demiş olduk. Clever akıllı demektir. Akıllı zeki anlamında kullanacağız. Ee, Thomas is a clever boy because he can solve math problems. Thomas akıllı bir çocuktur. Çünkü matematik problemlerini çözebilir diyoruz. Bakın boy erkek çocuk anlamında. Because çünkü demekti daha önce de geçmişti birkaç defa. He can solve. E bilmek anlamında can kullanıyorduk. Yani çözebilir dedik. Solve çözmek demektir. Math problems da matematik problemleri. Diğer kelimemiz clock. Saat demektir. Bakalım. The sound of the clock was annoying. Yani saatin sesi sinir bozucuydu. Sound ses demek. The sound of the clock saatin sesi demiş olduk. Annoying de sinir bozucu, sinir eden, kızdıran anlamında. Dokuzuncu kelimemiz cloud kelimesi. Bulut demektir. The sky is blue and there is no cloud now. Yani gökyüzü mavi ve şu anda hiç bulut yok diyoruz. There is vardır demekti. Tekil kullandık bakın. No cloud hiç bulut anlamını vermiş olduk. No deyince olumsuz oluyor. Evet, blue da mavi demek, sky gökyüzü. Coat ceket demektir. Ceket, manto anlamında kullanabilirsiniz üzerinize giydiğiniz palto gibi. Wear your coat. Ceketini giy. It's cold today. Bugün soğuk. Wear giymek demektir. Cold soğuk, today de bugün demek. Evet arkadaşlar. Şimdi Kelimelerimizi cümle içinde kullandık. Şimdi de telaffuz çalışması yapalım. Ben söyledikten sonra siz de tekrar edin. Cheap Cheese Cherry Chicken Clean Clear, flower, clock, cloud, code. Evet arkadaşlar, telaffuz çalışmamızı da yaptık. Şimdi son olarak bir okuma parçasını okuyacağız. Yine bu okuma parçamızda öğrendiğimiz kelimelerin bazıları geçecek. Hem okuyalım hem çevirelim. About my day. Günüm hakkında. Başlığımız bu. Yesterday I ate cheese and bread for breakfast. Dün kahvaltı için peynir ve ekmek yedim diyorum. Bakın burada yesterday dün demek. Eat fiilinin geçmiş zaman hali ate oldu. Yedim anlamına geldi. Tabi bu, bu da simple past tense konusu, gramer konusu. Cheese, peynir, bread, ekmek demektir. For breakfast, kahvaltı için oldu. Then, sonra demektir. I cleaned my house and went out. Evimi temizledim ve dışarı çıktım. Bakın yine geçmiş zaman, clean fiilinin geçmiş zaman hali. Cleaned, went out da go out'ın geçmiş zaman hali. Bu cümlede house kelimesi ev demektir. Ona da dikkat. The air was clear and there were no clouds. Hava açıktı ve hiç bulut yoktu diyoruz. Burada the air yerine the sky de kullanabilirdik. O zaman gökyüzü anlamına gelirdi. Clear, açık, net anlamına geliyordu. There were de geçmiş zamanda vardı anlamında. No clouds dediğimiz için olumsuz oldu. Hiç bulut anlamında. However, ancak demektir, zıtlık belirtir. It was cold. Soğuktu. So I put on my coat. Bu yüzden ceketimi giydim. Put on giymek demektir. Daha önce wear kullanmıştık giymek anlamında. Eş anlamlıdır. Ona dikkat. Geçmiş zaman hali de put on. Coat da ceket, palto, mont gibi bir anlama geliyordu. Evet. Reading parçamızı da okuduk ve çevirdik. E, bu kelimeleri kullanmış olduk. Unutmayın ki bol pratikle bu kelimeleri kalıcı hale getirebilirsiniz. E, bu dersimizin sonunda da bir sürü kelime görmüş oldunuz. Şimdilik bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeni kelimelerimizle devam edeceğiz.